avcısı bugün Kuşadası Davutlar'da sahil siteleri dediğimiz bölgenin tam başlarındayız. Şu anda Ege Birlik tatil evlerindeyiz. Ege Birlik tatil evleri ikinci kısımdayız. Muhteşem bir lokasyondayız. Eylül'ün sonlarına geldik. Nefis bir hava var. Tam gezip dolaşabileceğiniz, burada en keyifli zamanları geçireceğiniz anlar başladı diyebilirim sizlere. Şu anda yeni satışa girdiğimiz evimizin önündeyiz. Evimizin hemen birkaç teknik özelliğini söylemek istiyorum. 250 metrekare arsa payımız var. Ben şunu girmek istiyorum araya. Burası oturmuş bir site. Bakımı çok ciddi şekilde yapılıyor. Hatta dışarıda ve drone'la şu anda da göreceksiniz. Dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Gerçekten burada her şey nizami. Herkesin kendi alanları var. O alanlar içinde bahçe mobilyalarınızı koyabilirsiniz, oturabilirsiniz. Muhteşem bir alan. 250 metrekare arsa payımız var. 3 artı 1 villamız, 30 metrekare çok geniş bir verandamız var. Verandamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi akşam 5'e kadar güneş almaması ve rahat rahat 5'e kadar oturabiliyorsunuz. 5'ten sonra da arka tarafa geçebiliyorsunuz. Neyse, o detaylara gireceğiz. Hemen bir de size lokasyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Lokasyon çok önemli. Buradan yürüyerek denize gidebilirsiniz. 700-800 metre mesafede. Birazdan bisikletlerimizi göreceğiz. Bisikletle gidebilirsiniz ve orada 10 kilometrelik bir bisikletle yürüyüş yolumuz var. Yani tam düz ayak bir yerdeyiz. Yürüyerek denize gidebileceğiniz bir nokta. Evet, neyse, içeride daha fazla bilgi vereceğim. O yüzden şimdi evimize geçmek istiyorum. Şimdi evimizin ön tarafındayız ve arabamızı buraya park ediyoruz. Buraya 3 aracınızı rahat bir şekilde park edebilirsiniz. En güzel özelliklerimizden bir tanesi de burası güvenlikli bir site ve hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Giriş bölümü ama arka bahçeniz diyebilirim. Arka bahçede de bakın yemek yiyebileceğiniz, oturabileceğiniz birçok alan var. Dediğim gibi site epey olduğu için artık her şey oturmuş, yeşillikler bayağı belli bir seviyeye gelmiş ve mahrem bir alan yaratıyor sizlere. Az önce ön tarafta da söylemiştim, bakın bisikletlerimiz burada. Bisikletlerinize binip ister sabah, ister akşamüstü, ister sporunuzu yaparsınız, giderseniz denize girip gelebilirsiniz. Çünkü düz ayak ve bu çok önemli, bu evin en büyük değerlerinden bir tanesi. Burası yan bahçemiz diyebilirim. Yan bahçede de istediğiniz gibi bakın burada bahçe mobilyaları koyulmuş. Burada da oturabilirsiniz. Çok keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Mangal yapabilirsiniz ki mangalları da görüyorsunuz. Az önce size göstermeyi unuttuğum bir şeyi hemen buradan göstermek istiyorum. Yüzme havuzunun orta bölümünde değiliz, kenar bölümündeyiz. Çocuklarınız, torunlarınız var ise burada seve seve bu havuza gireceklerdir, tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Lokasyon olarak da çok iyi, ortasına gelmiyor. Tabii ki bu herkese göre kişisel olarak değişebilir. Benim tercihim bu lokasyon. Tam ortasında olmaktansa kenarında olmak çok çok daha avantajlı diye düşünüyorum. Evet, buradan hemen verandamıza, Doruk buradan verandamıza girelim mi? Olur. Tamam, o zaman havuz kenarından verandaya geçiyoruz. Burada kış bahçesi yapılmış durumda ve verandamızın büyüklüğü 30 metrekare. Çok büyük bir ihtimalle buradan hiç salona gireceğinizi sanmıyorum. Hayatınızın çok büyük bir kısmı hem yaz hem kış burada geçecek diye düşünüyorum. Ve burası inanılmaz keyifli düzenlenmiş. Buradan tamamen bahçeye bakıyorsunuz. Doruk, hemen şöyle bir oturmak istiyorum. Alabilecek misin bilmiyorum ama. Yani burada tam bir tatil köyü havası var. Şu anda da mevsim gereği muhteşem bir mevsimdeyiz. Biraz rüzgar var bugün. Ama bu bahçe ve hemen sağ tarafta havuzu görüyorsunuz. Bence yaz kış ömrünüz burada geçecek. Hazır buradayken şunu da söylemek istiyorum. Evimizin bütün bakımları yapılmış durumda.
Burada ahşap pergolemizi görüyorsunuz. Dediğim gibi burası çok geniş bir alan. Çok da keyifli düzenlenmiş şu anda. Tabii ki yeni gelen ev sahibimiz kendi keyfine göre düzenleyebilir. Yerler de değişmiş durumda. Burası şu anda hemen gelip oturabilirsiniz. Her şey hazır. Hiçbir tamirata, tadilata ihtiyacı yok. Şunu da söylemek istiyorum. Eşyalarıyla beraber satılmıyor. Bilginiz olsun, açıklamalar bölümüne de bunların hepsini yazacağım. Ama tabii ki temel bazı eşyalarımız var. Klimalar kalıyor, ankastre seti, mutfak dolapları vesaire gibi temel olan şeyler kalıyor. Bunu da bana telefon ederseniz ayrıntıları ben size söylerim. Evet, burası da yan tarafımız. Gene burada gördüğünüz gibi 6 kişilik bir masamız var. Çok rahat bir şekilde sığıyor. Burada 1-2 tane de oturma alanımız var. Hani ne kadar geniş olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Buradan mutfak bölümüne geçiyorsunuz. Diğer taraftan salon bölümüne geçiyorsunuz. Fakat Doruk, istersen gene biz başlangıç noktasına gidelim. Şu anda giriş noktasındayız. Bu ön kapımızın üstü gene kapanmış. Çok isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Burayı çevirebilirsiniz ki aslında gerek var mı bilmiyorum. Belki kışın kalırsanız yağmurdan ve soğuktan korunmak adına katlanabilir camla çevirebilirsiniz. Zaten burada gördüğünüz gibi bir takım depolama alanlarımız var. Ayakkabılığımız da var. İsterseniz bu alanı genişletebilirsiniz. Şimdi en güzel şeylerden birisini söylemek istiyorum. Ev sahibi biz gelmeden önce bakın zeytinleri toplamış. Bunlardan şu anda artık mevsimi gelmeye başladı. Kırmızı zeytin muhteşem olur. Ege bölgesine geliyorsanız buralarda kırmızı zeytin vazgeçilmez. Vallahi ağzımın suları aktı diyebilirim. Bu zeytinleri de şurada Doruk arkada gösterebilecek misin? Bakın buradaki kendi zeytin ağaçlarından toplamışlar. Ve bunu herhalde ev sahibimiz kıracak. Biz de gelip onları afiyetle yiyeceğiz diye düşünüyorum. Evet Doruk, burada giriş bölümündeyiz ve evimize giriş yapıyoruz. Evimizin hemen girişinde sol tarafta bir vestiyerimiz var. Alt bölümü ayakkabılık, burada gömme alanı zaten yapılmış. Hemen karşı tarafı da göstermek istiyorum. Burada alt katta bir tane banyo tuvaletimiz var. Tam merdiven altına denk geliyor ama burası çok rahat. Hani çok daha dar yerlere girdiğimizi ben hatırlıyorum. O yüzden burası ferah. Banyosu olmasına rağmen geniş. Bunu söyleyebilirim. Gene girer girmez bu sağ tarafta depolama alanlarımız var. Mutfağın devamı. Mutfak demişken o zaman önce mutfağa girelim. Burada L şeklinde bir tezgahımız var. Yeteri kadar depolama alanı da olduğunu düşünüyorum burada. Ön tarafta gene bir penceremiz var ki buradan gün ışığı geliyor. Çok büyük bir verandamız olduğu için dediğim gibi büyük bir zamanınızı orada geçireceksiniz ve buradan servis alanımız hemen yan tarafa. Orada da misafirlerimiz oturuyor. Onları rahatsız etmeyelim. O tarafa geçmiyoruz. Buradan veranda kısmına servis yapabileceğiniz bir alan var. Depolama alanlarımız var. Yaşam olduğu için çok da fazla açmak istemiyorum. Gayet yeteri büyüklükte. Evimiz 3+1 ve bu nüfusa ve bu eve yetecek miktarda bir mutfağımız var. Evet, buradan salonumuza geçiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Açık mutfak salonumuzun büyüklüğü 30 metrekare. Girişte onu söylemeyi unuttum sizlere. Burada bir koltuk değerlendirilmiş. Tabii ki dediğim gibi bunların hepsi çok değişken. İsterseniz koltuğu kaldırıp verandaya giriş yapabilirsiniz. Hatta ne bileyim, sürekli açık tutup burayı da sanki verandayı içeriye dahil edebilirsiniz. Ama ev sahiplerimiz de, hatta komşuları da görüyorum, büyük bir kısmı verandada yaşamlarını sürdürüyorlar. Klimalar eve dahil. Daikin klimamız var. Onun da bilgisini vermek istiyorum. Hemen üst katımıza geçiyoruz. Merdivenlerimizden rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Alüminyum korkuluklarımızı görüyorsunuz. Evet Doruk, gayet sağlam. Bir sıkıntı olmaz. Evet, üst katımıza geldik. Üst katımızda 3 tane odamız var. Bir tane de ortak banyo tuvaletimiz var. Hemen sağ taraftaki ilk odaya geçiyorum. Bu arada bütün odalarımızda balkon var. Burası çok aydınlık. Burası doğu cephesi. Arka taraf ve şu anda şeftali ağaçlarını görüyorsunuz. Nefis rüzgar da var. O ağaçların sesini alabiliyorsunuz. Çok keyifli. Burada hiç yol sesi yok. Sakin.
huzurla yaşayabileceğiniz, yaz kış yaşayabileceğiniz bir yer. Burada bir Fransız balkonumuz var. Dediğim gibi burası doğu bölümü ve arka tarafa giriş bölümüne bakıyorsunuz. Burayı hemen kapatalım. Odamızın büyüklüğü en küçük odamız burası. 8,5 metrekare büyüklüğünde. Kare yapıda buraya bir kişilik bir yatak gördüğünüz gibi rahat bir şekilde sığmış. Burada 3 kapaklı bir gardırobumuz var. Bence gayet güzel, standart bir oda. Doruk, şunu göstermeyi unuttum. Balkonumuz var dedik her odada. Ama seni şöyle alacağım. Biraz arka tarafta kaldı. O Fransız balkondu, küçük. Burada bir tane balkonumuz var. Bunlar neden önemli? Bazı evlerde maalesef balkona rastlayamıyoruz. Şöyle sıkıntılar olabiliyor. Çamaşırlık, işte havlu atacağınız yerler olmuyor. O yüzden küçük de olsa balkon çok çok değerli bu bölgede ki güneş alan, hatta bol güneş alan, 8 ay güneş alan bir bölgedeyiz. Buradan hemen ikinci odamıza geçiyorum. İkinci odamızın büyüklüğü de 11 metrekare. Burada çift kişilik bir yatak var. Burası ana yatak odası olarak kullanılabilecek odalardan bir tanesi. Burada iki cepheden de güneş geliyor. Diğer odamızda da öyleydi. Bunların ikisinden de çift cepheden ışık alabiliyorsunuz. Yan taraf bu çok önemli. Burası gün ışığına doyuyor. Hemen yan tarafımızda Fransız balkonumuz var. Ve burası yarı yarıya %50 oranında açılıyor. Bu arada panjur sistemimiz var girişte. Onu da söylemeyi unuttum. Panjur, otomatik panjur sistemimiz de var üst katta. Evet, buradan gene dediğim gibi bu odamızda da balkonumuz var. Ve hatta bu odamızdaki balkon diğerinden biraz daha büyük. Nefis bir havası var kesinlikle. Bugün de esiyor. Hatta bugün sabahleyin hafif böyle bir üşüdüğümü hissettim diyebilirim. Ama birkaç gün içinde de bu soğuklar geçecekmiş. Gene bir sıcak hava dalgası geliyor. Buradan görünüş de çok güzel. Bence çok keyifli. Bunların fotoğraflarını Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bunların değil, her gittiğimiz evin fotoğraflarını. Doruk harika fotoğraflar çekiyor. Ben de fotoğraf çekiyorum. Ama tabii ki hangisi kimin onu bilemeyeceksiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bahsettiğim havuz bu. Tabii artık sezon bitti, okullar da açıldı. O yüzden havuzu kapattılar. Önümüzdeki sezonda tekrardan açılacak. Son odamıza geçmeden önce bu kattaki ortak banyo tuvaletimizi göstermek istiyorum. Yeteri kadar büyüklükte ve ne güzel benim kafamın çarpmayacağı sistemde. Son odamızdayız. 11 metrekare büyüklüğünde, gene en büyük odalarımızdan bir tanesi. Hatta en büyük odamız diyebilirim. Burada da gene çift kişilik bir yatak kullanılmış. Burada 4 kapaklı bir gardırobumuz var. Ve burası batı cephesine bakıyor. En geniş balkonumuz da burada. Gene aynı manzarayı alabiliyorsunuz. Bugün bulutlar da çok güzel. Masmavi bir gökyüzü var. Beyaz bulutlar ve palmiyeler. Özellikle rüzgarlı olduğu için çok güzel bir fotoğraf ve video veriyor. Vallahi Doruk, buradayken kendimi Bali'de hissettim. Muz ağaçları, tropikal ağaçlar, palmiyeler falan, rüzgar da var. Gerçekten tam bir böyle tropikal bölgedeymiş hissiyatını aldım. Tam bir tatil köyü havası. Evet, buradan balkona çıkacağım. En geniş balkonumuzdayız. Evimizin lokasyonundan bir daha bahsetmek istiyorum ki bu çok çok önemli. Hemen kapının önüne çıktığınız anda toplu taşıma araçları geçiyor. Dolmuşlarımız var. Buradan şehir merkezine ya da Güzelçamlı bölgesine hemen kapının önüne çıktığınız anda aracınız olmasa bile ulaşım sağlayabilirsiniz. Çocuklarınız için, yurt dışından gelen misafirleriniz için bu çok önemli diye düşünüyorum. Bunun haricinde hemen çıkıyorsunuz. Vallahi işte 20-30-40 metre yürüyerek ya da 100 metre yürüyerek burada her türlü markete ulaşabilirsiniz. İşte Migros'u, A101'i, BİM'i hepsi var. Ve kesinlikle buradan yürüyerek, düz ayak olduğunu tekrar belirtmek istiyorum, denize yürüyerek gidebilirsiniz. Ki ben bisiklete sürekli binmenizi tavsiye ederim. Evet,
O zaman şunu söylemek istiyorum. Bu evi almak istiyorsanız hemen benimle iletişime geçiyorsunuz. Bizi Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Ev Avcısı Ofis diğer kanalımız. Ev Avcısı Ofis'i takip etmeyi unutmayın ve oraya abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.